kanka düşürür müşürür. Göktuğ uzak dur kanka ya. Gökhan nerede? Manyak. Gökhan nerede? Lan lan lan. Ne yapıyor? Gökhan nerede? Milletin aklı çıktı. Aklı adamın önünde teker yapıyor. Gökhan nerede ya? Kaldır. Gökhan nerede? 30 liralık benzin, 20 liralık su koysunlar. Merhaba arkadaşlar. Ne haber Göktuğ? Ne haber? Ne yaptın o işleri? Duymuyorum diyor. Duymazsın tabii oğlum. Virajdayız kanka. Kaldır. Nasıl ama yönettim bütün her şeyi? Kaldır diyorum, kaldırıyor. Bak bak, uzaktan beynine işleyeceğim şimdi. Bak, kaldır. 3 2 1 kaldır. Olmadı. 3 2 1 yok, yapmadı. Yanımda Çapın, Berat, bir de Göktuğ var. Kaldır diyorlar. Bak, ben kaldır dedim, ne kaldıracak halbuki? Kaldır. MT7 tekerde yetişemiyor benim alete be. Kaldırma artık, kaldırma. Yapma oğlum, yapma. Viraja geldik. Yapma, 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 yapma. Ya yapma diyorum işte. Yapma deyince yapıyor, yap deyince yapmıyor. Manyak bu çocuk da ha. Şimdi bakalım, Göktuğ'un benzin alması gerekiyordu. Alacak mı? Göktuğ'a göre ilerleyeceğiz şu anda. Bakalım nereden gidiyor? Düz gidiyor. Benzin alacak. Benzini yok, benzini. Çapın da el kol işareti yapıyor. Ne oldu? Neyim yanmıyor? Sinyal mi verdim acaba? Niye öyle bir işaret yaptı? Berat'ın işaretini sormuyorum bu arada. Berat'ın işaretinin ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Nah çekiyor beyefendi. Hava bir ufaktan soğuk ya. Nereye gidiyoruz? İncir altına gidiyoruz. Yaklaşık bir saat önce orada olmamız gerekiyordu. Boralar bekliyor. Bora'ya dedik ki 10 dakikaya oradayız. Gökhan'a dedim ki 3 dakikaya oradayım. Erhan'a dedim ki sen varsan gelmiyorum. Hareket çekme kardeşim. Kameran kapalı. Berat, sen video çekmeyecek misin? Berat bir video çekecekti de hepimizin arkasında teker teker binerek teker mi yapayım? Bir an bekledi harbiden. Boşu boşuna viteste düşürdük. Gitti 1 liralık 2 liralık benzin. Arkadaşlar bakın, bu aralar benzin fiyatlarına oldukça takığım. Biliyorsun. Çapın biraz bassan mı kardeşim? Bu aralar benzin fiyatlarına biraz takığım çünkü bak şimdi, şu an kaç Ocak'tayız lan? 2 Ocak'tayız. Yılbaşı gecesi yani 31 Aralık, yani yaklaşık 1,5 gün önce, tamam mı? Bir video çektim. O videoda 11.53'tü değil mi? Ondan önceki videomda 10.43'tü. Geçen video 11.53. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar benzin kaç para. Ve geldik. Abi 3 videodaki farka bak. Şu an benzinin litre fiyatı 13.01. Bak şuradan su doldururum, benzin doldurmam. Bu ne? Şuna bak ya. Fiyata bak. Senin motor çıkana kadar benzin 15 olacak Çapın. Kanka bak, ben bu depoyu 11.53'te fullledim. Depoda diş eksilmemiş daha ve zam gelmiş. Çıkardım, 15 olacak. 15'i neyi? Biz onu önceden konuşuyorduk. 16-17'de falan çıkar senin motor. Ne kadar? Geç çıkmasın zaten. Geç değil. Zamlar hızlı. Motor geç çıkmıyor aslında. Fulle de gidelim lan. Nereye fulleyecek oğlum? Benzin kaç para olmuş? Göktuğ, de ki 30 liralık benzin, 20 liralık su koysunlar. Diyeceğim 30 saniyelik atalım. Kanka 30 saniye, 30 saniye çok girer. Bak 3 saniyesi 20, 40-50 lira. 3 saniyesi. Yok abi. Öyle mi? Yemin ederim öyle. Düşün bir. Benzinin litre fiyatı 13 litre. Bir basışta kaç litre atar içine? Kanka, saniye işini karıştırma. Direkt ver paranı de ki bu kadarlık. Bu kadarlıkta para sadece deponun yarısını bile doldurmuyor. Kanka şu kalınlıktaki parayı ver. Koklatırlar da benzini. Bak kimse bakmıyor bile sana. Peki para kalın olsun diye niye katladın onu? Çok görünsün diye kanka. Çocukken para biriktiriyordum. 100 lira falan olunca eskini 5'lik yapıyordum ki kalın olsun diye. Bak bak, daha şunları sökmedim. Bak ben bu, bak bu videoyu çektiğimde benzin 11.53'tü. Daha bunları sökmeden 7.20'den aldım. Oy. Aa, oldu abi. Kanka. Kanka sen motora bak, binesin gelmez yemin ederim. Abi iki katı fiyat farkı var. Sen dersin ki ben bu fiyata bunu yapıyordum. Kanka, kaç, ne yaptı? 13.01, bir kuruşu da var. Dur bakayım kaç lira vergi ödeyecek. Ne? Zengin. Zengin değil kanka. Kanka 75 lira bedel bu. Bu yaşta dünyanın vergisini ödüyoruz ya. Tamam bedel oğlum. 5 litre aldın oğlum. Birazcık da su katabilir miyiz içine? Adam 75 lira verdi, 5 litre benzin verdiler ya.
Kaç diş oldu? Yatay olduğu için çok. Şu an iki diş çıktı, iki diş kalacak. He. Gidelim mi hadi? Kanka 4 diş oldu ama iki dişi sönecek. Beni şelde yıka. Beni şelde yıka. Kaç para biliyor musun? 4 lira. 4 lira 4 lira. Hem kanka geçen gün geldiğimizde 4 liraydı. Git bak şimdi 5,5 liradır. Ya köpüğe zam geliyor bu ülkede, köpüğe. Git. 4 liraya su mu oldu? 4 liraya su. Artık hiçbir şey sudan ucuz diyemiyoruz çünkü su da pahalı. Neyse, klasik benzin muhabbetimiz. Oo. Niye kapattın kanka? Neyi? Plakayı 35 BBL. Klasik benzin muhabbetimizi de yaptığımıza göre gidebiliriz. Ne oluyor lan? Çopun ikide tekere mi çekti yoksa? Lan ne yapıyorsunuz? Öyle işte arkadaşlar. Yani ağız tadıyla motora da binemiyoruz. Çünkü ağzımızda tat yok. Başka bir yerimizde bir şeyler olduğu için tat kalmadı ağızda ya. Ne konuşuyorsunuz siz de ya? Hiç sevmiyorum şu motor kullanırken konuşanları, ellerini bırak. Aa. Tabii benzinim var ya artık. Artık benzin alınca hani önce üzülüyoruz. Göktuğ ne yapıyorsun Göktuğ? Aynan düşmüş mal. Aynan düşmüş. Çapın. Göktuğ'un aynası yok. Aynana bak. Gerizekalı teker ya. Biliyor mu? Ha. Ben de heyecanlandım aynasının düştüğünü ben fark ettim diye. Gel gel viraja girelim gel. Gir gir viraja gir gir. Niye gelmedin? Aa tekerle geliyor. Beni kandırdı, girmedi viraj. Teker teker. Tamam dönüşü bitirelim ondan sonra. Dur. Benzin çok ucuzmuş gibi basıyoruz bir de. Ha şey diyordum. Eskiden benzin alırken böyle bir üzülüyorduk. Sonra Göktuğ bak tam bir şey anlatacağım sana da geliyorsun. Fiyatları yüksekti yine. Alınca üzülüyorduk böyle. Ama şimdi alınca üzülüyoruz. Aldıktan sonra seviniyoruz. Daha pahalıya doldurmak varken şimdi daha ucuz doldurduk diye. Çünkü bildiğiniz üzere her gün zam geliyor. Artık zam gelmeyince seviniyoruz. Bak bak teker geliyor. Teker geliyor. Yeter kanka yapma bu kadar. Hala 4 diş lan benzini. Bas bas bir şey olmaz onlar gelir. Yolu biliyorlar zaten. Çapın benzin gitmesin diye yavaş kullanıyor zaten. Sol kanka nereden olacak manyağa bak sağ mı sol mu diye soruyor bir de. Yıllardır gittiğimiz yol. Of. Bak bak kim geliyor bak. Geç. Geç. Ananı avradını bak bak girişe bak. Mekanın sahibi geldi diyerek girdi resmen içeri. Oy manyak. İzin verme. Reels mi çekeceksin? Al sana reels. Lastik sarıyor diyor. Manyak. Eziyordu beni. Ben şeridimdeyim kanka. Benlik bir şey yok. Beratlar yüz... Ne yapıyorsun? Hayvan herif ne yapıyorsun? Arkamdan tekerle geliyor. Benlik bir şey yok. Arkamda şey beratların arkasına yanaştı. Onlara kırmamak için benim üzerime geldi. Benlik bir şey yok yani. Bir de kanka burası viraj ne yapıyorsunuz? Ben yine de ne olur ne olmaz diye bunlardan bir uzak durayım biraz. Aptallaşmaya başladı bunlar çünkü. Çapın aptallaşmıyor bu arada. Berat'la Göktuğ sadece bak. Bak hafif viraj olsa bile yapmayacaksın abi teker. Ha tünelde yap mesela. Tünelde yap tekerini. Berat da bütün yolu telefonla çekti lan. Real satacağım derken belgesel çekti adam. Trafik duruyor. Vitesler düşsün. O değil de az önce ben vites düşürünce aynı anda çapın da vites düşürünce şey gibi oldu. Egzoz sesi benden çıkmış gibi oldu. Ne oluyor lan? Bu o değil mi ya? Bu o değil mi o? Aynen. Şu an acelesi var. Arabayı da vurmuş bir yere bak. Arkasını fena vurmuş. Oy Berat inanılmaz ses çıkıyor lan zincirlerden. Anasını satayım ne güzel tutuyor burası ya. Ya motor çalmış olmasın? Bana da öyle geldi ha. Bir şey var bunda. Ben geçeyim de şöyle Göktuğ tekerde gelmesin. Bu arada şu arabada harbiden bir anormallik var. Çünkü çok aceleci bak. Herkese korna çalıyor. Yine korna çaldı. Biraz sakinleşsene moruk. Plakası da yok bu arada. Vallahi bak bir şey var bunda. İçeridekileri çekmem yok mu? İçeride gözlüklü bir abimiz var. Aldım aldım videosunu aldım ne olur ne olmaz diye. Lan 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 ne yapıyor? Bir hayvan hayvan hareketler yapma ya. Aptal. Abi yapmayın işte. Ne yapıyorsunuz kanka? Yapmayın ya. Çapın çık kanka. Vallahi çık ya.
Çekilseniz abi adamın önünden. Bak. Bak kanka düşürür müşürür Göktuğ, uzak dur kanka ya. Ne, plakası yok mu önünde? Tamam ben gideyim bakayım polis varsa. Diyeceğim de önünde plakası var mı onu duymadım. Ben duramam, plaka yok, ben duracağım. Önünde plaka var mı önünde? Tamam ben dur onu alayım dur. Hayır plakası yok diyorlar adama. Sen niye gidip yakalamıyorsun kanka diyorum. Ha yok bak şurada başka motorcular el yaptı ona. Niye? Allah Allah bir şeyler oluyor ama vallahi anlamadım. Şu motorcular da şuna el kol işareti yaptı. Ben bir gideyim bakayım ama bu beni düşürür müşürür bir şey yapar kanka. Yok yok vazgeç. Tehlikeli adam. Kanka şimdi beni düşürür müşürür bir şey yapar. Plakasını alacak. Sen almadın mı plakasını? Şuradaki motorcular var ya buna el kol işareti yaptılar. Plaka var mı? Ha, tamam tamam çektiysen güzel. Neyse böyle saçma sapan bir şey oldu. Ya adam öyle net bir şey yok. Tamam Göktuğ en saplayan sensin. Tamam Çapın en saplayan sensin. Yazık oğlum ne yapıyorsun? Adam dümdüz gaz açtı sadece. Hemen delmeye çalışıyorlar. En son ben de bir gaza geldim. O adam da hala ileride bu arada. Ya şey böyle hani adam çok aptal aptal agresif agresif hareketler yapıyor. Bizim şu anda motorlarda yaptığımız gibi. Ama bak biz kendimizi tehlikeye atıyoruz. Detay bu. Bu arada her yerde bir motor bekliyor lan ne oluyor? Bak vallahi her yerde bir motor var. Bunlar ihbar falan mı aldı böyle arkadaşımızın motoru çalındı bir arabada diye. Çapının aklına ilk gelen şey çünkü motor hırsızdı. Neden bilmiyorum. Aa trafik durdu. Bak şimdi mesela trafikte de bak sol şeritteydi bir anda orta şeride pat diye atlıyor anladın mı? Kanka polis görünce dururuz ama şu an ben ne yapayım oğlum? Üzerimize kırmızı mı varım? Tam Göktuğ aldı plakayı. Ne oldu? Ne el kol işareti? Okey yaptılar birbirlerine. Çapın illa ileride polis varsa söyle falan diyor. Ben bir gideyim söyleyeyim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Daha önceden başıma geldi. Polise şikayet ettim. Polis dedi ki burada bir sürü öyle araç var dedi. Ben nereden bileyim hangisi? Ulan adama plakasını verdim. Rengini söyledim, modelini söyledim, her şeyini söyledim. Adam uğraşmamak için böyle bir şey söylemişti. O zamandan beri de işte çok fazla böyle hani ihbara yönelik bir hareketin bir sonuç getirdiğini pek görmedim. O yüzden neyse dediğim gibi adam trafiği tehlikeye atıyor. Yani biz kendimizi tehlikeye atıyoruz. Şöyle mesela aralara girmek, şu araya girmek falan bu bizi tehlikeye atan bir şey. Tabii başka bir motorcuyu da tehlikeye atmak mümkün tabii de. Ama adam başkalarının üzerine kırıyor. Araçlara durduk yere pat diye böyle dibine kadar girip korna çalıyor falan. Ne bileyim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Git diyor tamam işte bak onlar da vazgeçti. Neyse arkadaşlar böyle gayet güzel bir motovlog çektim de. Nedense olaylı oldu lan yine. Aa bak orada polisler var. Çapın da aynı polisleri gördü. Kanka ne yapayım gidip onlara mı söyleyeyim şimdi? Umarım düşündüğümüz gibi bir şey değildir. Adam sadece salağın tekidir. Umarım. Evet klasik Türkiye trafik problemi. Yeşil yandı araçlar yol ortasında. Bak çıkmamanız lazım artık bize yeşil yandı çünkü bak çıkma. Çıkma bize yeşil yandı çünkü. Bu motovlogcular çok tehlikeli çok. Yolda köpek var yapma yapma köpek var yapma yapma. Yapma saldırır. Milletin aklı çıktı, aklı adamın önünde teker yapıyor. Neyse ya, incir altına bir delim. Aa araba geliyor. Yeter ya, uyuşuk uyuşuk geldik bütün yolu. Yakalım şu benzini de diğer zam gelmeden bari bir daha fulleyelim depoyu. Geçemezdim o aradan, geçemezdim arkadaşlar. Demeyin öyle şeyler. Geçerdin deme. Geçilse geçeriz zaten bak.
Ahan'da geldik motorcu Mekke'sine. Bunlar bizimkiler değil mi? Ha değilmiş. Abim ıslatmışın yolu. Teker yapmasınlar diye haklısın valla. Göktuğ girmedi. Bak Göktuğ illa o tekeri yapacak. Ağzını sıçırsaydı ya. Göktuğ o tekeri yapabilmek için girmedi. Benim yanımda yapma kanka. Evet bugün de her yer motorcu dolu. Birileri tekerde yine. Sakin sakin kimseye bulaşmadan, etliye sütlüye karışmadan bizimkileri bularak böyle bir dönüş yapalım şöyle bir. Sakin sakin kimseye bulaşmadan. Bakalım bizimkilerin motoru mu? Bizimkiler burada mı? Yok. Yok yok dur. Bora'yı arıyorum. Bora'yı çekil. Çekil ne yapıyorsun? Çekil. Bora nerede? Ha buradalar burada. Gel gel. Erken geldim tamam. He? Alayım şöyle gel buraya. Yok kanka ben oraya koyuyorum her zaman. Erken geldim tamam. Geleceğiz dedik geldik işte. Ne zaman geleceğimizi söylemedim. Gökhan nerede? Gökhan nerede? Gökhan nerede? Yağmur. Sen YouTuber mu oldun? Kanka ben biraz ama ilgili gibi oldum ya. Çok katılıyorum konuşurken. Ben şu an çekiyorum bunları. He. Bak gayet normal konuşuyor işte. Gökhan nerede ya? Gökhan nerede ya? Ne haber? Gökhan nerede? Ne? Oğlum düşmüş işte. Ben demedim mi sürekli böyle yaparsan düşersin diye? Hayır demedim mi? Bir daha düşeyim mi? Kanka demedim mi ben böyle bir şey? Senin canlı yayındaydı hatta. Kanka düştün mü? Yok. Tekerde miydin? Yok yatarken. Ha iyi olmuş. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediniz. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz. Onun sotuyum. Işıklar açıldı. Dur dur. Ne oluyor ya? Bak şimdi kapanışı çapına yaptıracağım izle. Bak izle. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup takip etmeyi unutmayın. Like atmasınlar mı? Bir like 1 liraymış herhalde. Aynen kanka bir like 1 lira. Videomu beğendiniz mi? Kanka elden alayım 1 lirayı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay diye bağırsanıza. Bay bay. Ne oluyor oğlum? Bay bay. Kahve diyerek yemeğe gidelim. Yemeğin biz Berat'la yiyelim ama. Aç değilim diyorum hadi yemek yemeye gidelim. Tamam siz yemeyeceksiniz biz yiyeceğiz Berat'la. Ben aç değilsem niye yemek yemeye diyorum ki? Abi burada mı duracağız? Evet. Motorculuğun olayı bu zaten. Düşmüş. Bir yere gidip oturalım. Ne? Yemeğe gidip oturalım. Ya sen niye böyle işini bizi de araya sıkıştırmaya çalışıyorsun işine? Sen açsın git ye. Sabredersen en son köfteci Yusuf'a gidebiliriz. Sabre. Selva'ya. Aa sabre deme. Ben sabrederim. Sabre. Nasıl şaka? Anlamadılar bile o kadar kötü şaka. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.